Bahçem İstanbul'un katkılarıyla hazırlanan Hatırası Aziz İnsanlar Bursa başlıyor. Peygamber Efendimiz'i rüyasında görüyor ve diyor ki seni bana Osman'ım getirecek diyor. Hazreti rüyamda gördüm. Bir değil, iki değil. Kaç defa beni çağırdı diyor. Yani diplomatik kriz mi çıkaracaksınız dedi yani, tamam mı? Emir Sultan'ın meczupları çoktur. Meczup ne demek? Allah'ın kendi zatı için aklını aldı kimse. Cezbeli. Yani deli değil. Evet, deli de diyebilirsiniz aslında. Deli ile veli arasında çok ince bir çizgi var. Emir Sultan'ın meczupları çok. İki tane bayan batı tarafından giriş yaptılar camiye. Pek giyimleri ziyarete müsait değil. Hani biraz kendini toparlamalı lazım. Böyle biz birbirimize baktık, dedik ki ya böyle de gelinmez ki buraya falan dedik. Sonra gittiler, bayanlar namaz kılma yerinin önünde durdular. Biz de böyle bakıyoruz, böyle bir el işaretleri işte oradan gidip bir şey aldılar falan, bu temizlik şeyleri var, malzemeleri var, deterjan vesaire. Sonra çantalarından çıkardılar şeylerini, örtülerini, türbenin içine girdiler. Neşe Hanım, buyur hocam, bakar mısınız? Buyurun. Kim onlar? Hocam bunlar dedi, bayan kuaförü. Buraya gelip böyle zaman zaman temizlik yaparlar dedi, böyle işte kimse bilmez dedi. Yine bir gün hiç unutamıyorum. Aman ya Rabbim yani. Aman ya Rabbim yani. Nasıl bir geliş geldi o bayan buraya. Böyle yanıma yaklaş titreyerek böyle iki gözü iki çeşme böyle titreyerek konuşuyor. İmam mısınız? Böyle kırık bir Türkçe'de konuşuyor. Ben de evet buyurun, ben de bir şey oldu herhalde, bir yakını mı acaba dünyadan göçtü diye düşünürken böyle kırık Türkçe ile Özbek imiş. Ben diyor Hazreti rüyamda gördüm. Bir değil, iki değil. Kaç defa beni çağırdı diyor. Ne oluyor diyor. Kim diyor bu? Allah Allah yani. Yanında eşi var. Tam da anlaşamıyoruz. İstanbul'dan birisini aradılar. Onunla konuştuk. Dedi ki hocam, halam dedi benim. Onlarca defa Hazreti rüyasında görmüş. Bursa'ya davet etmiş. Niye gelmiyorsun demiş. Özbekistan'dan uçağa atlamışlar, İstanbul'a gelmişler. Emir Sultan nerede böyle bir isim İstanbul'dan sonra sonra Bursa'ya garaja gelmişler. Oradan bir hanımefendi onları buraya getirmiş. Rüyamda gördüm ya burası demiş işte. Ve zengin bir aile. Gelirken de bir sandık örtüsü dokutmuş. Bunu illa diyor şeye sereceğim, üzerine sereceğim. Ben diyorum ki bakın buradaki türbenin örtüsü var ve eski bir örtü, onu yapamayız. Kadın ağlıyor, ne olursunuz işte. Sonunda gönlü olsun dedik, ta oradan buraya gelmiş. Tamam dedim. Ben tamam dememle secdeye kapanır gibi öne bir kapandı böyle. Yani nasıl, şimdi o muhabbete bakınca nasıl bir etkilendi oradan, o rüyada. Bunun gibi onlarca hikaye var burada. Onlarca hikaye var. Bir gün şurada mahallede bir meczup var. Emir Sultan nasıl dedim, sordum. Ya meczup. Dedi ki somuncu oba gibi dedi. Yanındakiler böyle kaldılar.
Ne dedi dediler? Dedim sonuncu olayı biliyor. Ya sonuncu olayı nereden biliyor bu adam dediler. Yani tamam Emir Sultan'ı her gün burada da duymuştur. Yani o insanlar Allah'ın ibret olsun diye bize aklını zatı için aldığı ibret alsın diye. Gözlerimi açtığımda büyük insanlarla karşılaştım. Yaşayan insanlarla. Hatıralar konusunda çok hassasım. Bir şiirimde kendimi hatıralar toplayan eskici diye anlatıyorum. Dostlarıma bunları anlatıyorum. Bakın her anınızı kayda geçirin. Çok mühim bunlar. Hatıralarımız. Bugün bir büyük insan yaşıyorsa ya hayatındayken gidip onu görün. Onunla bir hatıranız olsun. Çocuklarınıza anlatırsınız. Şimdi ben anlatıyorum bakın. Ben 18-19 yaşlarda gözlerimi açtığım zaman kimlerle tanıştım biliyor musunuz? O yüzden bugün çoğu insanı beğenmiyorum artık. Sezai Karakoç benim fikirde, düşüncede gözüm açtı. Gönlüm açtı. Yolumu açtı. Turgut Cansever. Rahmetli oldu bakın. Ben bu insanları gördüm ve çocuklarıma anlatıyorum şimdi. Kani Karaca. Bana sesin ne olacağını gösterdi. Gördüm ben bu insanları, elini öptüm. Merhum Bekir Sıtkı Sezgin. Ne büyük insanlar bunlar. Allah'ın ikramı bize bunlar yani. Bütün bu hatıralar, bütün bu büyüklerle karşılaşmalar beni başka bir adrese götürdü. Onlardan duyduğum hatıralar. Şimdi Bekir Sıtkı Sezgin Hoca deyince bir derya, bir okyanus. Bir okyanus yani. Onun hocası Bekir Sıtkı Ateşti. 13 yaşında Peygamber Efendimiz'i rüyasında görüyor ve diyor ki seni bana Osman'ım getirecek diyor. Bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir haldir yani? 19 yaşında Isparta'da yaşıyor Osman Bekir Sıtkı Efendi. 19 yaşında İstanbul'da geliyor Osman Şems Hazretleri diyor ki nerede kaldın Bekir'im diyor. Kaç yıldan beri seni özledim diyor. Bunların hepsi de insan hikayesi. Beşerin hikayesi. Allah'ın eşrefi mahlukatının hikayesi. Onun için hepsi güzeller. Hayır da ondan, şer de ondan. Âmentü billah, onun beşinci şartı hayır ve şerin Allah'ta olan iman etmektir. Fethi Gemuhluoğlu abi, bir gün çıkmışlar yolda yürürken adamın bir tanesi Muz diye bağırarak böyle bir seyyar arabanın üzerinde muz satıyor. Fethi Gemuhluoğlu abi durdu diyor böyle. Bir şeyle konuşuyor adamla diyor böyle ama kavga eder gibi. Ya yaklaştık diyor baktık adama diyor ki diyor Allah desene. Adam demiş ki ya ne durup dururken Allah diyeyim. Diyemezsin diyormuş. Öyle bir kışkırtıyormuş ki böyle. Diyemezsin diyormuş. Muz demeye utanmıyorsun diyormuş. Allah diye utanıyorsun. Ya ne utanacağım diyormuş ya. Utanıyorsun hadi söyle demiş. Söyle bakalım demiş. Ya söylerim söyleyeyim. Biz diyor böyle seyrediyoruz diyor. Seyyar satıcıyla diyor adam muz satıyor diyor. Allah dersin diyemezsin. Utanıyorsun muz demeye utanmıyorsun. Böyle diyor birbirine girmişler diyor. Adam dedi diyor Allah dedi diyor. Aferin dedi diyor. Bir daha söyle. İkisi beraber kalkmışlar böyle İslam radyosunun önünde. Zikreder gibi böyle Allah diyormuş birisi o Allah diyormuş böyle. Adam böyle bir durmuşlar, şaşırmışlar. Ne yapıyor bunlar efendi burada? Gelen geçen bakıyor filan. Tart bakalım bana 3 kilo muz diyor. Tart ona da 5 kilo diyor. Tart bana diyor. Adamın muzları bitmiş. 3-5 kişi bunlar böyle. Fethi abi önde, bunlar arkada. Ellerinde böyle birer kişilik muz. Gidiyorlar. Adama dönmüş demiş ki. Hani demiş az önce Allah dediğin demiş. Demek ki demiş orada bir tanesini demiş. Aşk ile söyledin demiş. Allah da sana demiş. Rızkını verdi demiş. Bak boşalttın demiş şeyi. Hadi iyi akşamlar. Adam arkadan bağırıyormuş. Kimsiniz? Kimsiniz lan siz diyormuş. Yani hadi bakalım. Her anı bir şey. İnsanları bir şey öğreten. Hani diyoruz ya biz adam değiliz. Biz adam değiliz ama ben adam gördüm yani. Veya o adamları görenleri gördüm. Başka bir hal. Ne demek? Nasıl bir şey bu yani? Robert Pearson vardı, ABD Büyükelçisi. Yeşil Cami'deyken o ziyarete geldi. Dediler ki, camiyi sen anlat.
girdim böyle, dedim ki, Sir Pearson, bu cami Amerika'nın keşfinden önce inşa edildi. Hocam böyle ortalık buz kesti, tamam mı? Böyle bir baktı, böyle bir gözleri böyle mavi mi, yeşil miydi, böyle böyle patlatıyor. Oo dedi. Yanında vali yardımcısı var, Bursa'nın işte şey efendim. Neyse ben başladım başka şey anlatmaya. Bir tane bayan vardı, geldi. Dedi, hocam siz ne dediniz dedi ya. Dedim, cami anlattım. Ya ne demek cami anlattım dedi. Siz dedi, yani diplomatik kriz mi çıkaracaksınız dedi ya, tamam mı? Yo estağfurullah dedim, yani doğru değil mi dedim, tamam mı? Ya doğru da böyle mi söyledi yani her şeyi. Tamam mı? Sonra bu Ümit Meriç Hanım var. Cengiz Meriç'in kızı. Bunu duymuş. Bir gün Bursa'ya konferansa geldi böyle. Konferansta ben arka sıradayım böyle, dinliyorum şimdi böyle ne diyecek, konuşacak diye. Seviyorum Ümit Hanım'ı. Oradan birisi bağırıyor. Robert Pearson'ı abandone eden, refüze eden imam kim diyor. Ya diyorum, kim acaba bu şey yapıyor, tamam mı? Yanında biri var, moderatör diye. Ya dedim, Mustafa hocam sizi dedi şey yapıyor Ümit Hanım dedi, tamam mı? Dedim, buyurun efendim dedim. Ama salon böyle dolu, tamam mı böyle? Sizi tebrik ederim. Ben böyle bir şey duymadım, tamam mı? O gün kadın çıkıyor kapıdan böyle şeyden, o bana diplomatik kriz çıkaracağınız diyen Türk, ABD Büyükelçiliği çalışıyormuş diplomat. Kapıdan çıkarken şöyle yaptı. Hocam süper dedi. Bizden atmıştı, tamam yani. Kalkıyor mu?